Bir Masal seyircileri, hoş geldiniz. Senkron oldu, güzel oldu. Ben Yağmur. Ben Mehmet. Ali karakterini oynuyorum Gül Masalı'nda. Ben de Nur Banu'yu oynuyorum. Nişanlıyız biz. Evet. Yani Gül dizide. Masalı'nda, dizide. Gerçi bizi Isparta'da da nişanlı zanneden bir sürü seyirci çıkıyor. Evet, bu bugün olanı anlatsana. Bugün olanı anlatayım. Bugün bir göl sahnesi çektik biz. Ve orada sandal işiyle uğraşan bir teyzemiz vardı. Son birkaç gündür bizi eğirdirde izliyormuş kendisi. Ve bizi gerçekten nişanlı zannetmiş. Bugün bize 3-4 defa gelip çekim bittikten sonra da gelin sandalda baş başa bir vakit geçirirsiniz. Açılırsınız gölde baş başa. Biz de onu bozmadık öyle zaten. Biraz da baş başa olun falan. Biraz da baş başa olun falan dedi. Bu tabii güzel bir şey bizim. Aynen, biz de şey dedik, başka insanlarla gitsek ya falan. İyice kafası karışsın istedik. Zaten bizim sette böyle bir Safiye ile Faik durumumuz var değil mi? Evet var. Bizi hatta festival sahnesinde o kadar güzel giydirdiler ki böyle rap renkli, cap canlı böyle Mehmet'in bir papyonu var. Çiçeği benim vardı kafamda kendisi. Çiçekler var, böyle kolyelerim, küpelerim falan var. Biz böyle hazırlandık, kol kola da girdik, bir çıktık. Hani dediler Safiye ile Faik geldi. Galiba enerjimiz de biraz o yönde bizim. Çünkü Yağmur'da biz hiç durmuyoruz yani. Ya gülüyoruz, ya eğleniyoruz, ya birilerine sataşıyoruz. Böyle tatlı manada birbirimize sataşıyoruz. Yalnız çok iyi denk geldik. Çok iyi denk geldik. Cuk. Yani bu buradan kas direktörümüze de teşekkür ediyoruz. Kendisi şu an neredeyse bilmiyoruz ama bence çok güzel bir teşekkür kastı. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yani bence çok güzel bir partner, çok güzel bir oyuncu arkadaş kazandı. Sence? Evet. Dur, ben daha iltifatım bitmiyor zannettim. O yüzden. Bir daha söyle. Ben çok güzel bir oyuncu, çok güzel bir partner kazandım. Ben de öyle. Ağlayacağım şimdi. Biz okuma provasında ilk defa birbirimizi gördük ve daha öncesinde de hiç tanımıyorduk. Provada selamlaştık. Ben Nur Banu karakteri, ben Ali karakteri dedik. Şöyle oldu. Böyle oldu. Yapalım mı hatta? Merhaba Yağmur, ben Nur Banu, evet. Aa, ben de Ali, Mehmet. Çok memnun oldum ya. Sonra böyle olduk. Bütün okuma böyleydik. Ya sonra sette de böyle olduk. Ondan sonra hiç görüşmedik sete kadar, değil mi? Evet, sete kadar hiç görüşmedik ama sete geldiğimiz ilk anda. Valla böyle şey, hatta ben, Yağmur benden birkaç gün sonra geldi Isparta'ya. Ben dedim ki ne zaman geliyorsun? Hadi gel, hadi sahneleri çekelim. Evet, darlıyor beni sürekli. Ne yapayım ben, partnerim yanında ben istiyorum. Ben de onu darlıyorum bir yandan da. Bilmiyorum, o kadar uyuştu ki Ener. Biz de anlamadık yani. Ali, Nur Banu'da sevmediği şeyleri Nur Banu'nun yanında söyleyebilecek cesarette bir insan söyle, değil. Söyle, yok söyle, ben şey yaptım, söyle. Bazen kendisi birazcık dediğim dedik olabiliyor bence Ali'ye biraz göre. Mı? Biraz değil. Yani biraz Ali'yi böyle kendi yörüngesine sokabiliyor. Ama Ali bence bundan çok mutsuz değil. Kendi başına yaşayabileceğini zannetmiyorum ya Nur Banu olmadan annem. Yok. Çok fazla başarılı olamaz yani. Çok fazla hayatta kalamaz gibi geliyor Nur Banu olmadıktan sonra. Çok mu övdüm? Güzel övdün. Ben de öveyim birazcık. Nur Banu için de aynı şey geçerli bence. Yani Ali olmadan bir şey değil mi? Kim çekecek Nur Banu'yu Ali'den başka? Yani ikisinin de çok bu arada saf ve temiz bir tarafı var. Yani Isparta'da, burada bir kasabada büyümüşler. Birlikte büyümüşler bilce zaten. Evet, bence çok önceden bu yana bir aşk, bir tanışma tabii, var. Tabii tabii. Çocukluktan bu yana bence yani. Benim en azından düşüncem bu yönde. Ya benim de. Değil mi? Bence bunlar çocukken kasabanın meydanında birbirlerini gördüler, oyun oynadılar ve aşık oldular. Sonra da birbirleriyle birlikte şekillenip büyüdüler falan. Dur, övecektim ben, lafıma girdin ya. Bence övüyorsun, bunlar övgü cümleleri. İşte bu Nur Banu. Övüyordum, lafımı kestiği için övemiyorum şu anda. Buyurun, övün. Ben kendim geri çektim. Nur Banu, Ali'yi çok seviyor. Biraz da trip atmayı seven bir kadın çünkü istediği şey hemen oluversin istiyor ve aşk onun için çok önemli. Ali'nin de onu o kadar güzel bir yerden sevdiğini bildiği halde gösterişi de seviyor ve daha büyük bir şeylerle göstersin. Halk da görsün bunu. Ali'nin Nur Banu'yu ne kadar sevdiğini dünya alem görsün gibi bir şeyi var. Bunun için de sürekli Ali'yi dürtüklüyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bana büyük fikirlerle gel, benim için şunu yap, benim için bunu yap falan. Çok tatlı. Yani ne istiyorsa aslında ağzında, dilinde Nur Banu'nun. Ali de o kadar güzel o pası alıyor ki. Ya tam bir harmoni içindeler bence Ali ile Nur Banu. Ya çok güzel söyledin. Bir de şey tarafını da ben seviyorum.
birbirlerinin eksikliklerini tamamlıyorlar bana kalırsa. Bence iki karakter. Öyle. Yani Ali bazen çok duygularıyla hareket eden, çok fazla düşünmeden hareket edebilen bir karakter olabiliyor. Bu da bence ona zarar verebilecek boyuta da geliyor. Nurbanu'nun sevgisini ben buradan da anlıyorum. Çünkü kendisi için ne istiyorsa Ali için de onu istediğine eminim Nurbanu'nun. Ve Ali'nin de bu yüzden Nurbanu'ya bu kadar büyük bir güvenle kendini bıraktığını düşünüyorum. Aşkım sen merak etme, ben ikimiz için de düşünürüm. Ne gerekiyorsa da yaparım, tamam? Buradayım, duyuyorum. Ama şu an karakterde değiliz. Bunu sette çıkartırsın acısını çekimde. Çılgın olan 3'e kadar say, ayağa kalksın, tamam mı? Tamam. Sen... 1, 2, 3. Otur. Bence buna cevap verme gerek var mı? Bence yok. Bence de yok. Çünkü ben. Ya ben bu espriyi ben yapacaktım ya. Bir şey diyeyim mi? Hep böyle oluyor. Sürekli o espri yapmadan önce bir tık önce giriyorum ve ben yapıyorum, sonra böyle üzülüyor. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Ben daha çok seviyorum. Ya. Ben de sonra böyle tamamlayıcı espriler yapıyorum. Bana bu kadar kalıyor. Ya bunu... ben. Evet, Nurbanu. Nurbanu daha çabuk tepkisini gösteriyor. Şu ana kadar Ali'nin ben tepkisini görebileceğim bir yer... Ama şu noktada eğer Nurbanu ya da toprağın başına bir şey gelirse Ali dünyaları yakar. Tabii canım, biliyorum. Aynen. İnşallah yani Nurbanu'ya asla bir şey kondurmaz. Ay zor bir soru bu. Bu çok zor bir soru. Bence ikimiz de çok kıskancız. Bence Ali Nurbanu'yu başka biriyle göremez yani. Yok. Bu kadar. Abi ben zaten... Aa, yani Nurbanu zaten parçalar, göremez. Yolarım yani. O da beni parçalar. Biz birbirimizi tüketiriz. Bence Ali ile Nurbanu cuk. Cuk. Bilemiyorum. Hikayene gösterecek ama. Ya tabii. Tabii bilemiyoruz. Boynumuz kıldan ince. Tabii senaryo ne derse o. Aa. Bak yine aynı tepki. Ay bilemedim. Bence yani ikimiz de birbirimizi affediciyizdir ya. Bence de. Seviyoruz en nihayetinde yani. Ne olursa olsun biz... Ya belki Ali bir tık daha önce davranabilir. Evet. Çünkü Nurbanu çok çabuk parlıyor. Yani Ali daha şey. Daha çabuk. Daha çabuk. Hı-hı. Dayanamaz. Dayanamaz, evet. Nurbanu da açık böyle kanırtmaya çalışır ama o da kıyamaz yani. Evet, bu benim Ali'nin bana yakın olan huylarından bir tanesi mesela. Bugün söylemedim. Ha. Evet, ben gerçek hayatta dayanamam. Sevdiğim bir insan varsa dayanamam. Ya. Yani dudağını büzdüğün, böyle yağmur yaptığı an bende yelkenler suya iniyor. Değil mi? Evet. Ay kendimi çok bir şey yaptım acaba? Yo, bak elim ayağıma dolandı. Ne güzel işte. Evet. Dayanamıyorsun. İşte bu yüzden Nurbanu. Bu yüzden gül masalı. Ya bence Ali'nin artık canına tak eden şey şu. Bir an önce evlenmek istiyor. Bir an önce Nurbanu'ya, Suna kavuşmak. Aynı evde beraber yaşlanmak istiyor. Ali'nin bence en büyük sabırsızlığı bu. Bunu sekteye uğratacak herhangi bir şey olursa o zaman Ali'nin canı yanar. Bence Nurbanu'nun da çok canı yanar. Aynen öyle yani, bir an önce olsun artık, paranı mı biriktiriyorsun, fikrini mi buluyorsun? Yani çöz bu işi. Bekliyorum. Bana gül masal seyircisinde yardım etmesi gerekiyor. Senaristleri buradan sesleniyoruz. Bizi kavuşturun. Bizi kavuşturun. Ne olur. Evet. Müthiş bir düğün fikriyle gelirsen kavuşacağız zaten. Vallahi gelir. Bence ama fikirlerin gelir. Birazcık. Gelir. Ne yapsın? Bayağı. En mükemmelini arıyor senin için. Mükemmel dedim bak. Evet. En mükemmelini arıyor. Ben bir de burada şive de yaparak konuşsaydım keşke. Niye? Onu dizide görsünler. Ya arada kaçıyor zaten. Arada artık benim bir de bu öyle bir şeyim de var. Arada şivem kaçıyor. İstanbul'a gittiğimde de arada şeyli konuşuyorum böyle. Şiveli, Isparta ağzıyla konuşuyorum. Ama olsun. Seviyorum bunu. Ben şahsım adına önce biraz konuşmak lütfen isterim zannediyorum ki. Yani oyuncu olarak bakış açılarımız ve
çalışma disiplinimiz ve prensibimiz Mehmet'le birbirine çok benziyor. Bir oyuncu için de partneriyle anlaşabiliyor olması, birlikte üretebiliyor olması, karşılıklı o iletişimi kurabiliyor olması, ana beraber bırakabiliyor olması bence müthiş önemli, keyifli ve zevkli bir şey. O zaman gerçekten oyuncu olarak kendim iyi hissediyorum yani. Sahneleri çekerken kafamda bir soru işareti yok yani. Böyle her şey böyle olağan akışında akıyor, gidiyor. Ya ne güzel anlattın ya. Çok güzel anlattı ya. Ben bunun üstüne bir şey söyleyemem, altına imzamı atarım. Evet yani bu çok önemli bir şey bence. O zaman insan yani set ne kadar uzun sürerse sürsün, sahneler ne kadar zorlu olursa olsun hiç koymuyor yani. Onu bir şekilde çözeceğinizi ve evet, zevk alacağınızı bildiğiniz için çok kolay akıyor. Bir de hatta Mehmet'le işe gelmeden önce şunu konuştuk. Ya en önemlisi tadını çıkaralım dedik. Çünkü ikimiz evet, de çok sevdik karakterlerimizi. Ve partner olarak da anlaştığımızı gördükten sonra ikimizin de söylediği ilk şey lütfen tadını çıkaralımdı. Ve görüyoruz da tadını çıkarıyoruz evet, yani. Evet, söylediğimizde yaptık. Bu da çok mutlu. Yani ben bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum okuma provasında. Evet. Dedik ya bunun tadını çıkaralım dedik yani Yağmur'la beraber. Gerçekten de bunun tadını çıkarıyoruz. Söylediğimizde yaptık. Demek ki doğru hissetmişiz. Bir de ben şunu ekleyeceğim. Yağmur'un söyledikleri gerçekten altına imzamı atıyorum. Böyle hissediyorum. Bir de şunun yanında insan olduğumuz için kötü olduğumuz, yorgun olduğumuz, başka türlü hissettiğimiz günler de çalışabiliyoruz setlerde. Ama karşında güvenebileceğin, sana belki de yanlış yaptığında yanlış yaptın diyebileceğin bir partnerinin de olması çok güven verici. Ben gerçekten sete böyle ekstra bir hazır ve nazır gidiyorum. Evet, ezberimizi yapıyoruz. Aynı şehirde, aynı otelde kaldığımız için, daha çok birbirimize vakit geçirdiğimiz için ezber geçebiliyoruz. İstanbul'da ondan daha çok birbirimize çalışabiliyoruz. Ama bir de bunun yanında eminim ki yanlış bir şey yaptığımda ya da kötü bir performans sergilediğimde beni daha iyi götürecek ya da uyaracak bir partnerim olduğunu ve yetenekli bir oyuncu arkadaşım olduğunu bilmek muazzam bir şey. Karşılıklı tabii bunlar, her tek taraflı değil. Ya evet, bunlar karşılıklı. Ben de imzamı atıyorum. Geçeceğim, dur. Dişimde bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Benim var mı? Yok, gül. Ne? Sürekli sette birbirimizi böyle kontrol ediyoruz. Ya evet, biz sürekli kontrol ediyoruz. Saçımızı, başımızı, dişimizi, kıyafetimizi oldu olmadı. Çok güzel bir şey bu. Yani bu branşta çalışan bir sürü ekip var. Saç, makyaj, kostüm, set ekibi. Ama bir de yakınında, dibinde böyle birinin olması muazzam bir şey. Evet, valla herkese böyle çalışma arkadaşları diliyorum ben. Ve diğer tüm oyuncu arkadaşlarıma da böyle güzel ekip, böyle güzel bir proje diliyorum ben. Aynen öyle. Aynı anda. Gül Masalı gerçekten özel bir iş olacak, belli. Biz şu anda çekerken, bu çok klişedir ama gerçekten eğleniyoruz. Partnerim de çok sağlam. Ben de yanında fena değilim. Ya! Gümbür gümbür geliyoruz. Gül Masalı'nı takipte kalın. Evet. Bizden sevginizi esirgemeyin. Sizi çok seviyoruz. Ve bize yorum falan atın. Biz onlara bakıyoruz. Evet. Like de atarsanız ona da seviniriz. Çok tabii, güzel olur. Bize lütfen sorularınız varsa, görüşleriniz varsa söyleyin. Biz bunları cevaplamaktan mutluluk duyarız. Onur duyarız. Değil mi? Evet, onur duyarız. Nurban ne derse o. Öpüyoruz. Hoşça kalın. Öpüyoruz.